Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Toplumsal olaylar, televizyondaki çok beğenilen diziler, bilmem neredeki yürüyüş, falan yerdeki miting, bilmem askeri bir hareket hep önce tiyatroyu etkiler. Çünkü tiyatro maalesef bizim toplumumuz için en son düşünülecek bir olaydır. İnsanlar hemen ilk ağızda bu kültürel gereksinimleri bırakıveriyorlar. Neden? Tiyatro seyirciliği diye bir gelenek yok bizde. Ne yazık ki yok. Oysa tiyatrodan keyif alabilmenin tadına varabilseler de... Tiyatro bir kez tabii bir sanat olarak belli bir şekilde gündemden düştü, belli bir ölçüde. Yani ilgisini, işte bu televizyonu falan filan çok fazla yani artması. 70'lerde tabii siyasi ortam, siyasi şiddet insanları hani sinemadan, tiyatrodan kopardı. Sayın seyirciler, oyun sırasında fotoğraf çekilmemesi, cep telefonu ve dijital saat alarmlarının kapalı tutulmasını önemle rica ederiz. Oyunumuz başlamak üzeredir. İyi seyirler. Tiyatroya gitme alışkanlığının toplumumuzda yerleşmemiş olmasında, batılı anlamda bir tiyatro anlayışının Türkiye'de henüz çok genç olmasının etkisi vardır. Ancak bugünün tiyatroları 60'lı 70'li yıllardaki seyirci sayısına ulaşamıyorsa, seyircilerin tiyatrodan uzaklaşmasında başka sebepler aranmalıdır. Tamamıyla diktatör. Ben Fairfield'ın efendisiyim. Ben ne dersem olur. Üstelik biz onları yalnızca kilit altında tutmuyoruz, emin olun. Çok daha fazlasını yapıyoruz burada. Öyleyse anlatın. Neden? Çünkü merak ediyorum. Ekonomik krizleri mütemadiyen yaşayan ülkemizde, tiyatroya gitmenin birçok kesim için ekonomik anlamda bir zorluk olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ancak... Tiyatroyu gerçekten seven insanlarımız bütün bu sıkışıklıklara rağmen büyük fedakarlıklarla tiyatroya para ayırıp gelmeye sürdürdü yani, sürdürüyor da. Tiyatroya fırsat buldukça, ekonomik oldukça geliyoruz, kaçırmamak istiyoruz. İnsanlar ekonomik olarak eğer görülmesi gereken bir tiyatro oyunu varsa ona para ayırabilirler. Türkiye'de yani tiyatro biletinin fiyatı hiçbir zaman hani İnsanların o coşkuyu, o sevinci, o hoşnutluğu kendisinden ve ailesinden sakınabileceği kadar yüksek olmadı. Vallahi arzu edildikten sonra hiçbir zaman etkilememesi lazım. Hani tiyatro çok pahalı bir şey değil memleketin diğer yaşam fiyatlarını düşünürsek. Anlamıyorum. Gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. Kendinizi bir deli gömleğinin içinde hayal ederseniz belki anlamaya başlarsınız. Aslında hiç fena fikir değil, biliyor musunuz? Siz hiç deli gömleği gördünüz mü Bayistar? Ya da bir deli gömleğine dokundunuz mu? Hiç deli gömleği... Tıklım tıklım dolan yaz konserleri ya da futbol maçları, tiyatronun bugün yaşadığı seyirci sıkıntısının en azından asıl sebebinin ekonomik olmadığını gösteriyor. O zaman seyirci kaybının nedenlerini tiyatro seyircisinin ilk defa azalmaya başladığı dönemlerde aramak gerekir. Tiyatro seyircisi bizim bu 30 yıllık serüvenimiz içinde sürekli yavaş da olsa bir azalma gösteriyor. Yani 70'li yılların sonundan başlayarak. Terör ortamı, 77-78 yıllar, neredeyse günde belki 10-15 kişinin yaşamını yitirdiği günlerdir. Büyük bir sıkıntılardan geçen ülke, ister istemez onun kültür ve sanat ortamı da bu politik, ekonomik, sosyal patlamalardan payına düşeni bir biçimde aldı diyeyim. O dönemde var olan terörün ya da kargaşanın, böyle bir ortamın, tiyatroların ya da kapalı yerlere insanların girmesini engelleyici rol oynaması. Ya da belli bir terör ortamında, kuşkulu yaşam sürdüğü ortamda sanattan uzaklaşır. Bu nedenle işin baskıcı anlamda ya da terör anlamında gelişen durumlarda tiyatro izleyicisini büyük ölçüde kaybetmiştir. Sinema kuyruğunda taranan insanlar, dışarıdaki terör korkusu, her anlamdaki belirsizlik, insanların kendilerini daha güvenli hissettikleri evlerine kapanmalarına neden oldu. İnsanların kapandıkları evlerinde imdatlarına, o günlerde yeni yeni yaygınlaşan televizyon yetişti. Ayağına gelen bir hizmet varken, niye büyük zahmetlerle, büyük paralar ödeyerek
evinden dışarı çıksın. Televizyonu biraz ayrı değerlendirmek, tiyatroyu ayrı değerlendirmek lazım. Yani tiyatroya giden adam televizyon paralelinde bir şey tercih edip yerinden kalkmaz. Tiyatroda çok farklı, çok kaliteli bir şey bulacaksa gider. Bir de çok kolay bir şey tabii. Evinizden birisi gibi, istediğiniz gibi hükmediyorsunuz. Aslında o size hükmediyor. Bu bir başka bir biçimde. Tiyatro çok ciddi bir şey. Darbe yedi o anlamda. Televizyon esasına bakarsanız biraz daha kolay. Çünkü ev ortamında herhangi bir yere çıkmak gibi durumunuz söz konusu olmadığı için. Bağlayıcı oluyor. Hani ayağına getiriyor bazı şeyleri. Televizyon bağımlısıyız diyebilirim. Bütünüyle seyirci zaten artık ekonominin durumu, fiyatlar filan dolayısıyla da tiyatroya gidemez hale geldi. Ama gitme isteğini de duymaz duruma getirildi. Bu duruma getirildi. Çünkü televizyon ona yetermiş gibi bir numaraya dönüştürüldü işte. Dizilerle, ucuz dizilerle, bilmem nelerle falanla filan. Bu televizyonda reyting kaygısıyla hep bizim seyirci bunu anlamaz. Ancak şöyle yaparsak tutar, ancak diye hep düzey kaybediyorlar. Bir takım getirdiği ritim duygusu veya da duygusuzluk ya da konser ve kahkahalarla şahlandırmaları falan gibi kullandıkları bir şeyler, oradaki o görsel anlatımlar ister istemez seyircimizde bir başka biçimde, başka bir duygulara, başka bir ritim duygusuna, başka bir beğeniye veyahut da değerlerinin alt üst olmasına olumsuz yönde de katkı sağladığı tartışılmaz. Bunları ve bizi o kadar düzeysiz bir hale getirdi ve getirmekte hala ısrar ediyor ki insanlar o kanallarda izledikleri şeylerin düzeyinde bir şeyler bekliyorlar bizden. Biz o kadar düzeysiz miyiz? Elini rica ediyorum ya. Kendilerini eğittiler, yenilendiler. Türk tiyatrosuna içerik ve biçim açısından nereye kadar gerçekten çağdaş, özgün bir takım yapıtların yaratıcısı oldular. Bir tiyatro sanatçısı olarak eğer kendinizi aşamazsanız, çağı yakalayamazsanız, günceli takip edemezseniz, insanların karşısına yeni eserler koyamazsanız, o zaman sizin bahaneniz tabii ki televizyon olur. Televizyonda dizisini izlediğiniz bir oyuncunun oyununa gitmeyi yeğler misiniz yoksa sizin için fark et? Beğendim. Burada daha çok beğendim. Yani ben çok dizi takip etmiyorum, edemiyorum. Ama burada çok güzel. Çok güzel. Hangi televizyon? Günümüzde tiyatroya olan talebi nasıl buluyorsunuz? Az. Kesinlikle az. Peki bunu özendirmek ya da geliştirmek için neler yapılabilir? Valla yani... Reklam olabilir, tiyatronun reklamı olabilir. Sırf gazetelerde değil. Yani aynı sinema gibi televizyonda da reklamları olabilir. Kalite açısından eskisi, ben tabii 1940'ların tiyatrolarından bahsediyorum. O devirde çok değişikti tiyatro anlayışı. Muhsin Ertuğrul zamanında şehir tiyatrosunun şeyi. Ne kadar sıklıkla tiyatroya gidiyorsun? Burada çalıştığım için bütün oyunları seyrediyorum. Televizyon seyretme alışkanlığınızın tiyatro izleme alışkanlığını etkilediği oluyor mu? Oluyor. Televizyon. Ya da dizisini izlediğiniz bir oyuncunun oyununu tercih etmek gibi bir tercihiniz olur mu? O da var tabii. Mesela Haluk Bilginer örneği. Bilet ücretleriyle ilgili düşünceleriniz neler? Bence normal. Sinemaya göre düşünürsek. Çok devlet, şehir ya da özel tiyatrolar mı tercihiniz? Hangisini tercih edersin? Genelde özel tiyatrolara gidiyoruz. Peki, teşekkür ederim. Oyunumuz başlamak üzeredir.
cep telefonlarınızı tekrar kontrol etmenizi önemli rica ederiz. Geçmişte yılların sonlarında yetişen kuşak, terör olayları nedeniyle tiyatro salonlarından uzaklaşmıştır. Ancak bu terör ortamından 20 yıl sonra yetişmiş olan bugünün kuşağının tiyatroya olan ilgisizliğinde başka etkenler anmalıdır. Yani sonra her şey etken tabii tiyatronun seyirci gelmemesi için. Çünkü sağlam bir temeli oturmadı seyirci daha. Yani bir tiyatroya gitme alışkanlığı yahut konsere gitme alışkanlığı, operaya ne bileyim ben sergilere gitme alışkanlığı yerleşmedi. Yerleşmeyince de hava güneşli olur gelmez tiyatroya, yağmur olur gelmez, işte bayram olur gelmez, arada ihtilaller olur gelmez. Yani gelmez oldu gelmez yani. Bir askeri darbenin bir ülkenin çağdaşlaşmasında ne kadar büyük rol oynadığını ve ülkeyi ne kadar geri götürdüğünü biliyoruz, öyle değil mi? Etkiliyor tabii, her şeyi etkiliyor. Bir o ihtilaller oluyor, tiyatrolar kapandı. Üç ihtilal görmüş bir sanatçı abinizim ben. Yetmez mi benim ömrümde üç tane ihtilal? Yazık değil mi? Ayıp değil mi bu? Fuat, tersanede tesviyeci. 19 yaşında girdi hapse. Üç arkadaş perdeleri indirip bir kitap okudukları için. Ve yapıyor 2 yıldır. Şimdi içerilere gönderiyorlar. Ülkedeki siyasal gelişimler bizi çok fazla etkiledi. Askeri darbeler, onların arkasından ya da önünden gelen sıkı yönetim dönemleri. Yani darbelerin sanatı olumlu etkilemesi mümkün değil. Olumsuz etkilemiştir elbette ki. Diğer tüm darbeler gibi bugünkü genç kuşağın etkisinde yetiştiği 12 Eylül darbesi de farklı bir düzen yerleştirmiştir. Yani 80 sonrası kuşağın özelliklerini incelerken öncelikle 12 Eylül'ü ve 12 Eylül'ün oluşturmak istediği yapıyı incelemek gerekir. 12 Eylül darbesiyle Türkiye'nin demokrasisi, özgürlükleri çok ciddi, daha da belki derinlemesine daha sistemli bir biçimde darbe. Sonrası da müthiş bir yılgınlık tabii, böyle bütün politik güçlerin ezilip geçildiği, hapishanelere tıkıldığı ve milletin zorla susturulduğu bir dönem. Bunun sonucunu tiyatro sahneleri de bundan nasibini bir biçimde aldı. Seyirci de aldı. Oyunlar yasaklandı. Çok değişik bir biçimde sansür gündeme geldi. Ve kısacası tiyatro sanatının, tüm sanatların besin kaynağı özgürlük ortamıdır. O özgürlük ortamının yitirilmesi tiyatro sanatına da, yazarına da, oyuncusuna da, yönetmenine de, kurumlara da bir biçimde darbelerin oluşmasına neden oldu. Sarı ıskarpetlerim olsa kızlar bana baksalar. Baba, neden kapattı dükkanını? Ve fabrika benzemiyor babamın dükkanına. Türk tiyatrosu seyircisinin şu andaki durumu daha önceki duyarlılıklara oranla epey geriletilmiş sayılabilir. Geriletilmiş diyorum çünkü seyirci kendi kendine gerilemez. Seyircinin diyelim daha ucuz şeyler istiyor gibi görünmesi o seyircinin kendiliğinden getirdiği bir şey değildir. Özellikle 12 Eylül siyasetinin bir anlamda toplumu apolitik bir mecraya sürüklemesi, gençlerin politikadan uzak tutulması gibi bir kaygının açtığı boşluk, çok yetişkin olmayan bir tiyatro seyircisiyle karşı karşıya kalmamız sonucunu getirdi. Yani toplumcu sorumluluktan, toplumcu görüş ve duygulardan, bu bağlamda sorumluluk bilincinden biraz yoksun, farklı bir kuşak. Farklı bir düzen oturtulmaya çabalandı. Ve çok tipik değişti. Bir apolitik bir seyirci ülke genelinde ağırlık kazanmaya başladı. Yalnız tiyatro seyircisi değil, yani politik düşüncede olan herkesi apolitize etmiştir 80. Çekin! Demedim mi size? Kan bağıştı. Oy oy oy.
oldu? Çekmedin bile. Sıkı tutmamıştım. Efendim. Efendim, bütün söylediklerimi geri alıyorum. Ne olur çocuk bende kalsın. Hiç değilse bütün kelimeleri öğrenene kadar. Tiyatro seyircisinin bir gerilemeye uğradığı, kolaya alıştırıldığı, ucuza zahmet ve emek istemeyen, kendisinden enerji beklemeyen, çok çabuk sindirilip atılan ürünlere yöneltilmiş olduğu kaygısını taşıyorum. Özellikle 12 Eylül sonrası ve Türkiye'nin geçirdiği süreçte giderek ben merkezci ve bireyci, konformist, bütün değerlerin bir biçim alt üst olması, en yüce değerin emekten yok olup da parayla özdeşleştiği felsefesi işlendiği için giderek artık tabii ki insanlar bu tür tiyatrodan, bu tür düşünce akımlarından da uzaklaştılar. Dergiler daha az okunuyor, gazeteler daha az okunuyor. İşte bu tür tiyatrolar hemen hemen hiç gidilmiyor. Şimdiki gençliğin sevgilisi işte Amerikan filmleri. Tabii çünkü beyin yıkanıyor devamlı olarak. Müthiş bir saldırı halindeyiz. Bir de işte stand-up'lar. Stand-up böyle övünerek hiçbir mesaj taşımayan gösteri diye pazarlanıyor ki aman sakın korkup da burada bir şey kafanıza bir düşünce sokarız diye korkmayın gibi. Şöyle söyleyeyim, yani ben tabii genç ve arkalı yine şeye giderdik yani Asta falan filan, onlara, o tür oyunlara yine gitmeye çalışıyoruz ama tabii şu anda tiyatro deyince aklımıza gelen şeyler, daha popüler olarak gelen şeyler stand-up'a falan kaydı neredeyse. Hiçbir içerik yok. Dikkat ederseniz bütün mesele insanları sorunlar üzerine düşünülmesin, yani bir şey dert edilmesin. Boşalsın gençlik, futbol da buna tabii çok yardım ediyor. Böyle bir toplum içinde bizim yaptığımız tiyatroya özellikle maalesef yer kalmadığını görüyoruz. Böyle bir toplum içinde tiyatroya yer kalmayınca tiyatrocular da kendilerine bir çıkış yolu aradılar. Bu yol 12 Eylül sonrası kültürel çürümenin en önemli vasıtası olan televizyondu. Çoğunluk artık televizyona yönelmişti. Peki ya tiyatroda ısrar edenler? Ben yıllardır televizyondan uzak durdum. Bilinçli bir durmaydım. Yani ben oradaki o pisliğe, o kirliliğe bulaşmak istemiyorum. Ucuz, yüzeysel dizilerde oynamayacağım diye seslendirme yapmayacağım, sesimi de vermeyeceğim, kullandırtmayacağım kendimi, reklam filmi çevirmeyeceğim, reklam seslendirmesi yapmayacağım diye direndim. Ama bugün bakıyorum ki televizyonda gördüğümüz oyuncular oldukları için, genelde onları izlemeye tercih ettiğimiz için onlar daha çekici, daha güzel, oyunları daha güzel geliyor. Ama bugün bakıyorum ki oradan gelen insanlar, oradan bilinen, tanınan insanların tiyatroda şansı çok daha fazla. O zaman kendi kendime sorguluyorum, diyorum ki acaba yanlış mı yaptım? Bireyler değişen bu toplumsal koşullara uyum sağlamak zorundaydılar. Artık tiyatrocuların isimleri ön plandaydı. Star sistemi denilen bu ticari yaklaşım, bu yeni kültürel biçimlenmenin önemli bir boyutuydu. Ha, şimdi artık belki bir 15 yıldır kim oynuyor diye soruyor. Şimdi oyuncuya geliyor, ha burada haksız mı? Tabii ki haklı. Yani şu kadar rakam veriyorum, karşımda kim oynuyor, ne yapıyor, ne ediyor? İster istemez bu popülist bir politika, popülarite vesaire, ne derseniz deyin, bunun bir egemen olduğu bir toplumsal koşullarda kaçınılmaz olarak ismi sorar hale geliyor. Maalesef öyle bir tanıdık simar görme şeysi var herhalde. Eğilimi var diyelim. Seyirci öncelikle isme geliyor. Geliyor biraz isme yani. Gelmez olur mu? Hadi gel tiyatroya gidelim dediği zaman bir seçmecesi var, öyle davranıyor yani. Öyle olunca işte artık kurumdan çok bir kişiye bağlı bir kurum oluyor. Yani o kişiyle bağımlı olarak devam eden, belki o kişi olmayınca da ortalıktan kalkacak bir tiyatro oluyor. 12 Eylül askeri harekatını yalnızca siyasi özgürlüklerin kısa süreli kısıtlanması olarak görmemek gerekir. Bu müdahalenin sonuçları uzun yıllar içinde yaşanan toplumsal değişmede kendini göstermiştir. Bu değişim toplumun her kesimini olduğu gibi tiyatrocuları da derinden etkilemiştir.
80 öncesinin toplumu yönlendirmeye çalışan oyuncuları artık değişen toplumun figüranlarıydı. Ama yine de toplum içindeki rolleri küçülse de onlar rollerini hala oynuyorlar. Bütün ülkemizin yaşadığı fırtınaları biz de tiyatronun içinde yaşadık. Bu da doğal bir şey tabii. Çünkü tiyatro kendi alanında bir mücadeledir. O mücadelenin koşulları da işte bütün bu baskı dönemlerinde gene de her şeye rağmen söyleyecek sözünü söylemenin yolunu bulabilmektir. Aslında bu bizi biledi, bilinçlendirdi ve şunu gördük ki en yoğun baskı dönemlerinde bile insan söylemek istediği bir sözü varsa bunu ne yapıp yapıp şöyle ya da böyle söylemeyi becerebiliyor.